Hürriyet TV'den herkese merhabalar. Bir haftadır devam eden insani aranın sona ermesiyle İsrail ordusu Gazze şeridine yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. Konunun detaylarına ilişkin uluslararası ilişkiler uzmanı İlhan Uzgel'le konuşacağız. Sayın Uzgel, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sayın Uzgel, şimdi bir haftadır insani ara söz konusuydu. İsrail ve Filistin arasında ve bir haftalık bir ateşkes söz konusuydu. Şimdi bu ara sona erdi ve İsrail ordusu tekrar Gazze şeridine yönelik saldırılarına başladığını duyurdu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail ne hedefliyor sizce bu saldırılara devam etmekle? İsrail'in hedefi açık. İlk aşamada mümkünse toptan tabii ki ama şimdilik Gazze'nin kuzey bölgesini Filistinlilerden arındırmak. Yani bütün etnik temizlikle bunu da yukarıdan, karadan, her yerden bombalayarak, oradaki hayatı yaşanmaz kılarak, can güvenliğini yok ederek gerçekleştirmek istiyor. Hı hı. Şimdi bu aralar İsrail'in de işine yarıyor. Çünkü onların da toparlanma, yeni strateji geliştirme, taktik geliştirme, belki strateji belli. Yeni takviye yapmak, planlarını gözden geçirmek gibi aralara ihtiyaçları oluyor. O yüzden İsrail bunu tercih ediyor. Hem de bu süreçte işte biliyorsunuz rehine değiş tokuşu yapıldı. Evet. Yani İsrail'deki hapisteki Filistinler çıkarıldı ve Hamas'ın elindeki rehineler iade edildi. Dolayısıyla da hani bu aranın böyle bir işlevi oldu. Bir de dünyadan çok baskı geliyordu. Amerika'dan da çok baskı geliyor. O yüzden bu baskıyı da biraz hafifletmek istediler. Bunun sonucunda da bir ara oldu. Ama bölgenin ihtiyacı olan, tabii oranın ihtiyacı olan insani ara değil, bir insani ateşkes aslında bakarsanız. Peki bu esnada artık hastaneler bombalanmaya devam ediyor, canlar yitirilmeye devam ediyor. Peki nereye gidecek sizce ilerleyen dönemlerde? Gazze tamamen yok mu olacak? Ya özellikle bu kuzey bölümünü yok etmeye çalışıyor. Yani orada Filistinlilere dair bir şey bırakmamaya çalışıyor. Esas derdi de şu İsrail'in. Tabii şimdi orada 2.3 milyona yakın Filistinli var. Bunların hepsini öldüremez. Yani bombalayarak yok edemezsiniz. Yani bu açık soykırım olur. Bunu yapmıyor. Bunun yerine insanlara oranın, yani Gazze'nin özellikle kuzeyinin güvenli olmadığı duygusunu vermeye çalışıyor. O yüzden de mesela insanlar evlerinden çıkıp hastanelere sığınıyorlar. İşte camiye, hatta kiliseye sığınıyorlar. Okullara sığınıyorlar. Yani şöyle düşünüyorlar doğal olarak. Hani biz de öyle yapabilirdik. Eğer hastaneye giderseniz sizi bombalamazlar. Hani okulda olursanız bombalanmazsınız diye düşünüyorlar. İsrail oraları da bombalayarak Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığı duygusunu Filistinlere vermeye çalışıyor ve bunda da aslında başarılı. Esas derdi şu: gidenler geri dönmesin. Yani burası güvenli değil. Biz her yeri vuruyoruz. Hastane diye güvenmeyin, okul diye güvenmeyin, cami diye güvenmeyin. Hani burada güvenilir bir yer yok. Burada ilaç yok, burada doktor yok, burada su yok, elektrik yok. Burası yaşanır bir şey değil. Siz burada istenmiyorsunuz. Biz sizi buradan zorla atıyoruz. Hatta söylediler, yani gidin dediler. Yani açıktan etnik temizlik yapıyor İsrail şeyin kuzeyinde, Gazze'nin kuzey bölgesinde. Peki ilerleyen süreçte Türkiye'nin, Mısır'ın, İran'ın tepkisi ne olur sizce? Yani tepki göstermek için zaten hani işte 7 Ekim'de başladı. Evet. Neredeyse 2 ay olacak yani. Tepki zaten şimdiye kadar tepki verilmiş olmalıydı. Verildi de. Şimdi hepsi tek tek farklılaşıyor ama neresinden bakarsanız bakın verilen tepki bu İsrail'in Gazze üzerindeki yoğun ateşini durdurmaya yönelik bir tepki olmadı. Yani bu buraya varmadı. Erdoğan yüksek perdeden konuşuyor her zaman yaptığı için. Bunu bir iç politika kaygısıyla yaklaşıyor buraya. O yüzden de buradan bir şey çıkmaz. Yani en fazla bu sorunda araya giren, yani bu çatışmada ya da İsrail'in saldırısında araya girenler Mısır ve Katar oldu. Erdoğan'ı bir kimse
bir arabulucu olarak da hani görmek istemiyor. Erdoğan'ı burada kimse, yani bölge ülkeleri bir rol de vermek istemiyorlar. Erdoğan arabulucu olmak istedi. Yani batılı rehineleri bıraktırmak istedi Hamas'a, ama bu Hamas üzerinde bile etkisi olmadığını gördük. Yapa yapa işte Taylandlılar biraz bırakıldı, bazı Taylandlı rehineler bırakıldı. Dolayısıyla da şu an İsrail'i durduracak bir güç yok. O yüzden İsrail arkasını Amerika'ya aldı. Rusya çok işin içinde değil, Çin işin içinde değil doğrudan. Yani müzakere ediyorlar, açıklama yapıyorlar vesaire, ama bunların sahada hiçbir etkisi yok. Savaşı sürdürmek şu an Netanyahu içeride, yani İsrail'in iç politikasında Netanyahu'yu ayakta tutan temel faktör. O yüzden Netanyahu ve İsrail devlet aygıtı da savaşı bitirmek istemiyor. Yani hem başladıkları işi tamamlamak istiyorlar, hem de Netanyahu bu şekilde toplumsal muhalefeti ve siyasal muhalefeti baskılamış oluyor. Yani daha önemli bir soruna dikkati çekmiş oluyor. O yüzden bunun, yani bu İsrail'in iç politikasının bölgesel zayıflığın, yetersizliğin ve küresel dengesizliğin aslında kurbanı oldu Gazze'liler, Gazze'li Filistinliler. Peki MHP lideri Devlet Bahçeli daha önce Gazze'ye asker gönderilmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştu. Sizce gönderilir mi? Bunun devamı gelir mi? Yani boş bir çağrı, hiçbir anlamı yok. Yani askeri kime göndereceksiniz, nereye göndereceksiniz? Yani bu şey demek. Yani o kadar sizin söylediğiniz şekil, yani Gazze'ye asker gitsin demekse, yani bir anlamı yok. Yani ne yapacağız? İsrail'e savaşmaya gönderelim demek. O zaman İsrail'e savaş açmak demek, savaş yapmak demek. Şu an böyle bir, ne hükümetin böyle bir politikası var. Yani savaşa gelinceye kadar ticaret var mesela. Hani Bahçeli ille bir açıklama yapmak istiyorsa, İsrail olan ticareti, yani bu savaşa varmayan bir sürü önlem vardır devletler arası ilişkilerde. Bunlara devreye sokulması çağrısında bulunsun. Yoksa en uç noktadakine gönderme yaparak, hani asker göndermeye gelinceye kadar bir sürü yol var, yöntem var. Yani onların hiçbirini yapmayıp en olmayacak olanı söyleyip, yani üzerindeki sorumluluğu atmaya çalışıyor. Bakın biz istedik, yani biz bu konuda önde gidiyoruz demek istemiş belli ki politik olarak. Ya bu şeyin, Gazze, oradaki insani dramın, yani AKP de bunu yapıyor. İç politik amaçlar için kullanılması, başka bir anlamı yok doğrusunu isterseniz. Peki ticareti etkiler mi sizce? Kendisi de biliyor. Buyurun. Ticareti etkiler mi sizce? Ya bakın, ticaret etkilenmiyor. Yani bu, hani ticareti bir şey, herhangi bir şey etkilemez ticareti. Ticaret yapmazsanız, ticaret yapmazsınız. Yani gemileri doldurup mal gönderirseniz ticaret ya devam eder. Gemileri doldurmazsanız, yani ya şirketler bunu yapacak, ya Belçika'da falan olduğu gibi işçiler, limanlardaki işçiler biz bunları yüklemiyoruz diyecek. Ya hükümet biz yaptırım uyguluyoruz ve İsrail'e ticareti yasaklıyoruz diyecek. Amerika bunu yapıyor. Bazı ülkeler İran'a yapıyor. Yani hiçbir Amerikalı şirket İran'la ticaret yapamaz bu şekilde. Dolayısıyla da yani ne hükümet böyle hükümetin bir niyeti var, ne şirketlerin, ne de toplum mesela. Hani insanlar da biliyorsunuz gidip yok kola şişesini döküyorlar falan, evet. Hani kafe basıyorlar, sıkıyorsa gidin mesela, değil mi? Eğer ciddi bir eylemde bulun, ses getiren değil, zorlayıcı bir eylemde bulunmak istiyorsanız mesela, hani o gemilerin olduğu limanlar falan var. Yani şimdi ben bunu önermiyorum, hani sonuçta benim siyasi bir kimliğim de var, hani insanları sokağa çağırmıyorum, ama yani bir sürü eylem türü varken bunların içinde en saçma, en etkisiz, en irrasyonel olanı yapıyor ve hükümet de bunu teşvik ediyor. Yani asker göndermeye gelinceye kadar daha ciddi önlemler de olabilir. Yani sonuçta burada bir insani trajedi var. Bunun durdurulması, yani orada bir 10 tane çocuğun hayatı kurtulsa, nasıl bu insan... önlemler alınabilir Sayın Uzgel? Ya söylediğim gibi işte, yani ticareti durdurabilirsiniz, yaptırım uygulayabilirsiniz. Diplomatik izolasyona gidebilirsiniz, uluslararası örgütleri, bölgesel örgütleri hareketi. Bunların hiçbirini yapmıyor hükümet, farkındaysanız. Hiçbir ülke yapmıyor. Yani Suudi Arabistan da yapmıyor, Ürdün de yapmıyor, Mısır da yapmıyor, Rusya da yapmıyor. Yani Gazze halkı uluslararası bir ilgisizliğin, bilinçli ilgisizliğin kurbanı ediliyor. Dedim ya, bunu Hamas'tan da ayırmak gerekiyor. Yani Gazze'de insanlar, yani çocuklar Hamas değil, yaşlı kadınlar Hamas değil.
Tamam, şey olabilir. Yani bir binayı vurduğunuzda 500 kiloluk bombayla, yani o bombalar adres sormuyorlar. Yani burada Hamaslı mı var diye sormuyorlar. Bu bomba patladığında belki 50-100 metre yarı çapındaki herkesi öldürüyor. O yüzden de burada bir insani ağır bir trajedi var. Biz buna yaşadığımız dönemde tanıklık ediyoruz. Maalesef elimizden bir şey gelmiyor. Sayın Uzgel, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz. Var mıdır eklemek istediğiniz bir nokta acaba? Yani dediğim gibi bu küresel dengelere kurban edilen bir savaş. O yüzden bunu değiştirmeden, yani Filistinlerin de yeni bir strateji üzerinde belki hareket etmeleri gerekecek. Ama şu an hani savaşı durduracak ne varsa, yani bu insanların hayatını kaybetmesini durduracak ne varsa onun yapılması gerekiyor. Hepimize görev düşüyor. Yani burada şöyle bir durum var. Hani insanlar hep kendileri dışında bir hareket bekliyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani şey ya, devlet bir şey yapsın, o bir şey yapsın, öyle bir şey yok. Yani biz buna rahatsız olan insanların bir şey yapması gerekiyor. Toplumlar bunun yolunu bulabilir de bulamayabilir de, ama hani herkes oturduğu yerden tweet atarak vesaire, hani kınayarak, yani devletler de bunu tekrar ediyor aslında bakarsanız. Sayın Uzgel, aktardıklarınız için çok teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, bir haftadır devam eden ateşkesin sona ermesiyle İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik yeniden başlattığı saldırılarla beraber sürecin nasıl şekilleneceğine ilişkin uluslararası ilişkiler uzmanı İlhan Uzgel'le konuştuk. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.